Bugün Park Bahçeler Müdürlüğümüzde müdürümüz, mühendis arkadaşlarımız, teknik arkadaşlarımız ve yöneticilerimizle Kent Park projemizle ilgili, ayrıca şehrimize yapacağımız, kazandıracağımız parklarımızla, yeşil alanlarımızla ilgili toplantı yaptık. Toplantının neticesinde çok daha geniş çalışmalarımız olmakla birlikte özetle bugün bu sene yapacağımız bazı çalışmaları, alım yapacağımız bazı bilgileri halkımıza paylaşmak istiyoruz. Bu yıl Çorum'da vatandaşlarımıza 600 bin yazlık çiçekle en güzel görüntüyü vermek adına gayret ettik. Yine 500 bin lale ve sümbül soğanıyla, şu anda zaten Çorum'un birçok yerinde bu güzel görüntüler var, Çorumlu vatandaşlarımızı o güzelliklerle buluşturduk. Bu yıl yine 4 milyon TL'lik yetişmiş ağaç alıp bu ağaçları inşallah Çorum'da uygun yerlere dikerek yeşillendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çorum'u yeşil bir kent haline getirme konusunda gayret edeceğiz. Bu yıl yine Çorum'a 20 adet yeni park yapacağız. Bu parklardan 12 adedi ihale usulüyle, 8 adedi ise kendi personelimizle yaparak 20 yeni parkı vatandaşlarımıza inşallah kazandırmış olacağız. Sürekli her yıl bu çalışmalarımız da artarak devam edecek. Çorum ölçeğindeki iller içerisinde park ve yeşil alan çalışmasında Çorum'un lider illerden birisi olduğunu burada memnuniyetle belirtmek isterim. Yine mezarlıklarımıza 5000 gül dikimi yapılmış olup ayrıca Erzurum Dede ve Manas Parkı'nı da vatandaşlarımızın hizmetine inşallah Ramazan bayramından sonra sunacağız. Bu çalışmaların içerisinde bir de değerli vatandaşlarımıza ve kamuoyuna açıklamak istediğimiz, istismarını önlemek adına şimdiden açıklamak ihtiyacını hissettiğimiz bir husus var ki, o da tabii ağaçlar, yeşil ağaçlar dikilirken, eski ağaçların budaması ve bakımı yapılırken, bazı ağaçlarımızın da kuruduğu, tabiatın, Allah'ın yarattığı canlıların görevini nasıl tamamlıyorsa, ağaçlar da canlı birer varlık olduğu için ömürlerini tamamlıyorlar ve kuruyorlar. Bu kurumuş ağaçlarımızı ister istemez biz kaldırmak, kesmek durumunda kalıyoruz. Bazı yerlerde 40 bin tane, 50 bin tane, 100 bin tane ağaç dikersin, bir tane ağacı, kurumuş ağacı sökerken istismara müsait olan vatandaşlar bunu haber yaparak o 100 bin dikili ağacı görmez, sadece tek bir ağacın kesildiğini, ağaç katliamı olduğunu söyleyerek vatandaşımızı ve kamuoyunu yanlış bilgilendirirler. O yüzden 13 adet Hürriyet Parkı'nda kurumuş ağacımız var. Biz onları önümüzdeki günlerde oradan alacağız ve yerine de ağaç dikeceğiz. Bunu da belirtmek istiyoruz. Hiçbir şekilde biz yeşil bir ağacı ya da faydalandığımız yeşilliği ortadan kaldırmak gibi bir niyetimiz olmayacağı aşikardır. Bunu da uyarı adına vatandaşlarımızın bilmesi ve kamuoyunu bilgilendirmek adına da paylaşmak istiyorum.